Karadeniz'e geldiğimiz zaman ya da Karadeniz'e geldiğim zaman aklıma sevgi geliyor. Şu eski binalara baktığım zaman aklıma hep sevgi, hoşgörü geliyor. Niye acaba diye düşündüğüm zaman direkt aklıma şehir geliyor, şehirler geliyor. Yani ne anlatmaya çalışıyorum? Eskiden sevgi vardı, eskiden hoşgörü vardı. Eskiden insanlar birbirini severdi ama şu anda iş koluk oldular, dünyaya daldılar. Karadeniz öyle değil ki, insanın bir bahçesi, onun mısırını eker, sonra ineklerini besler. Günü gelir satar, günü gelir sütüyle, yağıyla meşgul olur. Ama dünya işi öyle değil. Dünya işi bir evim olsun, diğeri olsun, arabam olsun, arabam olsun. Bir şey yaptım, o olsun, komşuya hava olsun, telefon aldım, sınıf arkadaşlarıma bir havam olsun. Bu, dünya işine daldığımız günden beri. Biz köylerden uzak kaldığımız günden beri bu. Biz aslında şu arkamda gördüğünüz evlerde yaşadığımız zamanlarda ne mutluyduk. Çok mutluyduk. Çünkü bir sobanın etrafında büyüklerimiz, küçüklerimiz, herkes onun etrafındaydı. Çünkü diğer odalara geçilemezdi. Diğer odalar sanki yaz kış farkı etler gibiydi. Mümkün değildi geçmek. Mümkün olmadığı için de mecburen sobanın kenarında oturuldu. Ve oturulduğu zaman da mecburen muhabbete ortak olunurdu. Muhabbet ortak olunduğu zaman da herkes birbirini dinler, birbirini sever, birbirine saygı gösterirdi. Ama şu anda direkt gözümüzü kapattığımız zaman şehri düşünelim. Üst üste binalar, komşulardan bir haberiz, ismini cismini bilmeyiz, gördüğümüz zaman bazen selam bile vermeyiz. Ama köy işleri böyle değil. Şehirlere baktığımız zaman teknoloji gelişmiş vaziyette. Elimizde, ayağımızda çok nimet var. Ama bu vaziyette çok iletişim bozukluğu var. Çünkü herkesin elinde telefon, bir odadan bir odaya. Birbirini gören yok. Aynı evde yaşıyoruz ve aynı evde nefes alıp veren insanlar birbirinden bir haberler. Çünkü teknoloji ya da dünya bağımlılığı, dünyaya dalmak insanoğlunu çok etkiledi. Köylerde nefes almak bir başka. Şehirlerde öyle mi? Şehirlerde nefes aldığın zaman kötü. İnsanın ruhu sıkılıyor. Nefsi bir acayip oluyor. Hele benim. Ben köyleri, yerleri daha çok seven bir insanım. Yeşile meraklı bir insanım. Yeşil gördüğüm zaman direkt bakan, seven bir insanım. Biz hadi eyvallah diyelim. Şehirlerde yaşayanlar olaraktan, dünyanın peşine gidenlerden, birkaç gün, yılda en az birkaç hafta böyle ormanlara, köylere, dağlara atmamız lazım kendimizi. Ruhumuza nefes aldırmamız lazım. Ruhumuzu buralarda enerji doldurmamız lazım. Benim şu anda gezdiğim bölge, benim büyüklerimin yaşadığı bölge. Buralarda çok aile yaşamış. Yani birkaç nesil aynı evde yaşamış. Büyük baba, baba, çocuk ya da büyük babanın da babaları olmak şartıyla da. Hala, dayı, teyze gibi çok yaşamışlar bu evlerde, buralarda. O zamanlara gitmek çok istiyorum. Çünkü o zamanların enerjisi başka. O zaman dünya sevgisi yok. O zamanlar hep birbirlerine yardım etmek var. Yola düşeni kaldırmak var. Birine hava atmak yok ama şimdi öyle değil işte. Şimdi ben aldım, o görsün, üst üste yaptım, çok malım olsun, dünyada çok malım olsun diyenler var. O için size tavsiyem, dünyaya değil de bir olana teslim olduktan sonra kendimizi böyle dağlara, bayırlara atalım. Hadi eyvallah, dağlara, bayırlara atmasak bile şehirde ona göre yaşayalım. Bu kültürü tekrar ayağa kaldırmak duasıyla. Sevgiyi, hoşgörüyü tekrar insanlara anlatmak duasıyla. Kalın sağlıcakla. Selamünaleyküm.